Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık sanırım. Analyze the current baseline çevirmiştik. Look for problems. Look burada bakmak, look for aramak demek. Problems. Problemleri arıyoruz. Yine işte requirements da diyebiliriz buraya. Find solutions. Daha sonra problemleri bulduktan sonra çözümleri buluyoruz. Sonra look for ways. Bir de yollar arıyoruz. Ne yapmak için? To optimize, simplify and verify. Optimize etmek, yani iyileştirmek, simplify, basitleştirmek ve verify, onaylamak için yollar arıyoruz. Yollar ara. Redraw the baseline and do it all again until someone says enough. Redraw, draw çizmek, redraw tekrar tekrar çiziyoruz. Neyi? Baseline. Şurada baseline analiz ediyoruz ya işte asıl. Burada ne dedi? Kırmızı çizgi, yani temel çizgi. Dayandırdığımız temel de diyebiliriz. Burada ana hatta olur. İşte ana hatları falan tekrar tekrar çiziyoruz. Ve do it all again. Ve bunun tümünü tekrardan yapıyoruz. Ne zamana kadar bunu tekrarlıyoruz? Someone says enough. Birisi yeter diyeseye kadar. Ki burası da yani normal birisi değil bitmiyor. Yani yönetici veya müşteri olabilir. Biz bu tasarımı kime satacaksak. Önemli birisi yani müşteri veya herhangi birisi yeter diyeseye kadar. Biz bunu tekrar tekrar bu ana hatları çiziyoruz. CAD tools used during conceptual design should be tailored toward the fluid environment of conceptual design. Şimdi burada CAD tools, işte CAD tanım çizim, bunların da bahsetmiştik, bir sürü altta program var bu çizimde yapabileceğimiz. İşte kullanılan CAD araçları ne sırasında kullanılan? Conceptual design, bu kavramsal tasarım sırasında kullanılan CAD araçları should be tailored. Burada tailor uygun hale getirilmek, uyarlamak anlamında uyarlanmalı. Ne uyarlanma? Tailored toward. Toward. Bir dakika, telaffuzuna bakayım bunun ya. Toward. Toward diye telaffuz var arkadaşlar. Tailored toward, hani bir şeye uyarlamak, bir şeye uygun hale getirmek. Ne uygun hale getiriyoruz? The fluid environment of conceptual design. Kavramsal tasarımın bu akışkan ortamı. Akışkan yani burada değişken de diyebiliriz. Değişken ortamına uyarlanmalıdır. Bu CAD araçları. Burayı bu şekilde çevirdik. A key ability is a collection of tools that permits one to repeatedly develop a notional design concept in approximately one day and to continuously revise design concepts and perform geometric trade studies. A key ability, burada anahtar bir yetenek, yani kilit yeteneğimiz neymiş bizim? A collection of tools. Bunun araçları toplanması, bir araya getirilmesi de diyebiliriz. Ki bu neye izin veriyor bize? Bu araçların toplanması neymiş? Ya da hangi araçlar? Burada daha mantıklı mı? Permit burada izin vermek. One birisine izin veriyor. Neye izin veriyor? Rapidly, hızlı bir şekilde develop, geliştirmesine. Neyi? Notional. Burada bak A değil, national, ulusal anlamı var. Bu notion'ı burada kuramsal veya kavramsal anlamında. Kavramsal tasarım konseptinin geliştirilmesine, hızlı bir şekilde geliştirilmesine izin veriyor. Burada parantez içinde açıklamış zaten. In approximately one day. Yaklaşık bir günde geliştirebiliyormuş bu kavramsal tasarım konseptini. Ve neye izin veriyor yine? Permits to continuously revise. Devamlı bir şekilde, sürekli bir şekilde revise neydi? Hani yeniliyorsun, gözden geçirip yenileme, düzenleme diyoruz. Bu işte tasarım konseptini tekrardan gözden geçirme ve perform geometric trade studies. İşte geometrik ticaret çalışmalarını gerçekleştirmeye izin veren bu araçların toplanmasıymış. Bizim kilit yetenek, asıl temel yeteneğimiz, becerimiz. CAD capabilities for repeatedly locating rivets or cutter pads are worthless at this early stage of design. But a CAD capability to change the wing sweep and automatically revise the geometry of the spars and ribs accordingly would be of tremendous use. Şimdi burada CAD yetenekleri, becerileri de diyebiliriz. Bu CAD'in işte çizim, yani bilgisayar destekli, computer aided systems demiştik ya. Onların yetenekleri, yapabildiğimiz şeyler ne için? Rapidly, hızlı bir şekilde locate zaten konumlandırmak demek. Neyi? Rivet,
Burada perçin deme. Perçinleri ve bu kesici yolları, ya bu köşeler falan diyebiliriz. Bunları yerleştirmek için bu cat yetenekleri are worthless. Burada bu. Worth zaten bir şey değmek demek. Mesela it's worth. Bu değdi yaptığınız şeye. Worthless ise, worthless da zaten olumsuz yapar. Değersizdir. Nerede değersiz ama? At this early age of design. Tasarımı bu erken aşamasında değersiz. Stage'de aşama, phase olarak da aşamayı çok fazla kullanıyoruz. Böyle aynı anlama gelen kelimeleri artık oturmaya başlamıştır. But ama a cat capability işte bir işte cat yeteneği sizin yeteneğin diyebiliriz. Ne için yetenek? Change the wings sweep. Sweep normal süpürmek anlamı falan var ama kıvrım da var burada. Kanatın kıvrımı desek daha doğru olur. Bu kanatın kıvrımını değiştirmek yani değiştirme yeteneği ve otomatik olarak revise tekrardan gözden geçirme. Neyi gözden geçiyoruz? The geometry of the spars and ribs. Sparları ve ripleri. Burada ribin kiriş anlamı falan var. Bunları ben size şeyini göstereyim arkadaşlar. Bundan sonra çevirmeyi planlamıyorum. Çünkü hani kiriş dediğimiz şey bizdeki şey gibi ev kirişi gibi değil. Bunun resmini göstereceğim şimdi. Evet, bir kanat şu. Şimdi flap dediğimiz buydu. Aileron'u zaten biliyoruz. Spar dediğimiz şu levhalar. Bu computational design'da demiştik ya levhayı biz işte computational kavramsal tasarımda ilk levha yapıyoruz. Ondan sonra şekillerini ön böyle köşelerini falan preliminary ön dizaynda veriyoruz. Detaylı tasarımda da her şeyi böyle şu delik melik falan vidanın takılacağı yer mesela şuraları falan detaylı tasarımda yapıyoruz. Burada işte rip dediğimiz şey ne? Şu ne denir? Kanada dik olan yerleştirilmiş bu levhalar gibi düşünebilirsiniz ripleri. String bu levhaları birbirine tutan şu kiriş de denilebilir. Bu uzun çubuklar. String diyoruz. Spar da şey kanada paralel olarak şu main spar hatta en ortada var sonra şurada. Hatta bir de bunun delik olması sebebi şu boş olmasının sebebi burası yakıt. Kanatlar çoğu uçakta yani savaş uçaklarında da farklı bir razonda. Yol uçaklarında kanatlar içi yakıt doludur. Yakıt tank olarak kullanılır. O yüzden burada boş. Yakıt her yere eşit bir şekilde dağılabilsin diye. Bunları da zaten ilerleyen özellikle spesifik kısımlarda işleriz. Bundan sonra yani rib'e ben rib diyeceğim. Spar'a spar diyeceğiz. String'e string diyeceğiz. Aileron'a aileron, flap'e flap diyeceğiz. Ya bunların maalesef Türkçesi yok. Hani aileron kanatçık falan diyen var. Hani ama çok böyle oturmuyor. Yani adamları bulan adam bu ismi koymuş. Türkçede de maalesef işte biz böyle buluşlarımız olmadığı için Türkçe bir isim yok. O yüzden hani şeyde kalıyor biraz. Havada kalıyor. Bundan sonra yani drip string, spar, aileron, işte elevator, rudder dediğimiz zaman kafanızda bir şeylerin canlanıyor olması lazım. Özellikle zaten havacılık okuyorsanız. Şimdi diğerine geçelim. Nerede kaldık? İşte bu the geometry of the spars and ribs. Bu işte riplerin ve sparların. Spar işte neydi? Kanada paralel olarak. Ripler de dik olarak. Levha şeklinde düşünebilirsiniz. Bunların geometrilerini gözden geçiriyoruz. Neye bağlı olarak? Accordingly. Would be of tremendous use. Tremendous burada çok büyük, devasa, muazzam falan demek. İşte muazzam kullanımına bağlı olarak yani çok büyük kullanımına bağlı olarak işe yarıyorlar çünkü çok önemliler. Muhakemet yok ya tüstüse. Muhakemet kelimeyi söyleyemedim. Karanın dayanıklılığını artırmak için muhakemet miydi? Şu an kendim çok kötü hissediyorum. Neyse. İşte kanadın dayanıklılığını artırmak için bunlar çok önemli. Çünkü çok fazla gerilme kuvveti farklı kuvvetlere maruz kalıyor kanat. Hepsinin baş etmesi için bunlar gerekli. Muhakemet. Neyse ya. Şu an buna bir bakayım. Çok içime dert oldu. Ha, evet. Mukavemet arkadaşlar söyleyemedim. Kelime bu. Mukavemet. Dayanma, dayanıklılık, karşı koyma, karşı durma, direnme, direniş.
Demek ki işte kanadın mukavemet değerini artırmak için bunlar çok önemli. Mukavemet, mukavemet. Tamam. Havacılıkta çok fazla kullanacağınız bir de terimdir bu. Mukavemet. Dayanma, dayanıklık demek. Bu kadar arkadaşlar. Böyle bir şekilde falan işte bunlar artık RIP'tir, SPAR'dır, AYRON'dur. Bunları bu şekilde çevirmeden devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.